İnternet Haberden herkese merhabalar. Bir Bilen programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün muhteşem bir konuğum var. E, dahiliye ve nefroloji uzmanı Profesör Doktor Meltem Pekpak bizimle birlikte. E, Meltem Hanım inanılmaz bir insan. Öğrencilerinden dinliyoruz, internetten dinliyoruz. O kadar e, değerli bir insan ki bir yanda bir e, resim çalışmaları da var sergileri var. Öbür tarafa baktığımız zaman şarkı söylüyor. Yaşam enerjisi o kadar güzel ki ve biz ondan bugün sağlığımızla da alakalı ve aslında yaşamın bu mutluluğuyla da ilgili ben kendisine de bir şeyler sormak istiyorum. Çünkü yaşamayı çok güzel bilen bir insan. Bu zamanlarda da sen ne dersen bizim ona ihtiyacımız var. Meltem Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek? Ben çok onur duydum sizi burada gördüğümden dolayı. Ee, önce tabii ben bugün size bir sürü soru soracağım. Lütfen. sağlığımızla ilgili, yaşamımızla ilgili Tabii. böbreklerden, vitaminlerden şeker hastalığından, tansiyondan hepsiyle ilgili soracağım ama sizin çok da güzel bir yeteneğiniz var inanılmaz güzel şarkı söylüyorsunuz bu yayına başlamadan önce müzik de ruhumuzun gıdası diye düşünerek bize ufak bir kuble Fransızca bir parça alabilir miyiz? Tabii ki çok sevdiğim Edith Piaf'tan bir şarkı söylerim Edith Piaf Fransa'da, Paris'te bu şarkıyı aslında Paris'i özlediği için söylemiştir. dünyayı gezerken Paris onda böyle kafasında gece ve gündüz bir takıntı gibi kendisini takip etmiştir ve bu şarkı kendisi Paris'e Padam adını koyarak bu şarkıyı söylemiştir. C'est rien qui m'obsède jour nuit. C'est rien ne pas ni d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par son mille musicien. Un jour, cet air rendre rendu folle. Cent fois, je voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Pardon. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 padam il me fait les coups du Souviens-toi, padam, padam, padam c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli. Ben çok istemiştim burada canlı olarak sizi evet. tekrar dinleyebilmek. Youtube'da buna benzeyen Instagram üzerinden videolarınızı görebiliyoruz ama benim için canlı izlemek çok farklı çok oldu. Çok teşekkür ederim. Canlı dinlemek. Ben teşekkür ederim. Ee, Önce şeyi de sorayım. Fransızcaya olan ilginiz ve Fransızca olan şarkılara da sorayım. Madem böyle bir edit bir evet. yapın şeyiyle başladık anısıyla. Ben 6 yaşında Almanya'ya gittim ailemle. Babam orada cerrah e, olarak çalıştı. Ben e, orada ilkokula başladım. Almanca benim ana dilim gibidir. E, i̇lkokul Almancaydı. Sonra 9 sene İngilizce ve 5 sene Fransızca okudum. O e, lisanlara da e, ilk daha çocukken bir e, yabancı dil Öğrendiğin vakit yani benim annem babam Türktür ben Türkçe tabii öğrendim ama 6 yaşından itibaren ya hemen hemen yalnız Almanca e, okudum <laughs> e, bu böyle olunca da e, bir ikinci veya üçüncü dil öğrenmek çok basitleşiyor e, Fransca da özellikle Fransızca'nın şarkılara çok yakıştığını düşünürüm. Ee, kızım da şimdi Fransa'da yaşıyor. Aa, harika. Olmuş. Fransız pasaportu da var artık. O nedenle de birazcık yine son zamanlarda geliştirdim. Ama şarkı söylemek ve sekiz dilde şarkı söylüyorum. Yani konuşmadığım dillerde bile şarkı ezberlerim. Yalnızca o müzikle, o müzik kulağından almak şarkıyı yetiyor çoğu zaman. Yani e, tabii içeriğini tercümelerden öğrenip o şarkıları ama zaten siz bu anlamda hem birazcık da işi uzmanlaştırmışsınız yani bir hobiden tamamen dışarıya çıkmış Ay bir keyif yani çok keyif alıyorum. Yani bu benim gerçekten hobim olarak Hı -hı. devam edecek. Çocukluğumdan beri yani şarkı ezberlerim ben. <laughs> Hocam peki o zaman <laughs> bu güzel enerjiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. E şimdi sağlığa yavaş yavaş geçeyim. Ee, bu dönemlerde çok fazla konuşuyoruz. Çok merak ettiğimiz şeyler var. Bağışıklık sisteminde çok fazla konuşuyoruz ama hazır sizi de bulmuşken e, biraz böbrek sağlığımızın öneminden bahsedelim ve oradan su içmenin e, yararları, zararları ne evet. yapılması lazım? Buradan bir girelim isterseniz. Ee, bizim böbreğimiz aslında bir dakikada bir litre kan geçerek çalışıyor ve 24 saat içinde 180 litre gibi inanılmaz bir miktar bu, 180 litre gibi bir ilk idrar dediğimiz primer idrar yapıyor. <laughs> bu e, e, süzme sisteminin dışında bir de geri emilim sistemi var böbreğin. Yani bu 180 litre yapmış olduğu ilk idrardan 178 litre, 179 litre geri emiyor vücuda. <laughs> yani bizim Böbreğimiz iyi çalıştığı vakit hem tansiyon ayarımızdan, hem kan tuzlarımızın dengesinden, hem e, e, atık maddelerin uzaklaştırılmasından, hem bizim vücudumuzun fazla asitleme, asitlenmemesinden hı hı. ve e, ilaçlar gibi maddelerin de atık Atma. maddelerini atmakla görevli. Aynı zamanda da kan yapımı ve kemik yapımında da görevleri var. Yani böbrek yalnızca atık madde atan bir organ değil, aynı zamanda bizim su ve e, tuz dengemizi vücutta ayarlayabilen bir organ. Nasıl bakı nasıl bakıyoruz böbreğimize? Ne diyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Aha, en güzelim e, tabii ki biz e, e, vü vücudumuzun bütün besinleri ve bütün ağzımızdan giren besinlerin doğru yerlere ulaşabilmesi için suya ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü su kanın içindeki transport sistemi. Suyumuz bir yandan böbrek tarafından mesela susama hissi kesinlikle böbrekte hemen idrar atımını azaltan bir histir. Yani böbrek algılıyor susadığımızı ve idrar miktarını azaltıyor. Çok gitmesine. fazla su içtiğimiz vakit veya sıvı aldığımız vakit daha fazla tuvalete giderek böbrek bundan kurtuluyor. Yani vücudumuzun fazla sulanmasını önlüyor. Biz e, e, yeterince sıvı aldığımız vakit enerjimiz yerinde olur. Suyu yeterli almak aslında beynimize de kanın ve şeker gibi beynin çalıştığı madde şekerdir. Şeker gibi maddelerin beyne ulaşmasını sağlar. Kendimizi gün içinde halsiz hissettiğimizde mutlaka bir iki bardak su işe yarayabilir. Veyahut başımız ağrıdığında hafif bu gerilim baş ağrısı dediğimiz belki de susuz kalmışızdır. Yani su almak bir buçuk litre diyoruz. Altı yedi bardak. Bir bardağı 200 mililitre sayarsak 1400 mililitre. Gün içerisinde yayarak. Gün içinde almak iyidir. Hı hı. Ancak diyelim ki sizin hiç fırsatınız olmadı. Öyle bir yoğun bir iş günündeydiniz. Su dahi içemediniz. Hı hı. Yani siz 300 içtiniz, 400 içtiniz. Yani yalnız iki hı hı. bardak kadar içebildiniz. Tabii ki ağız kuruluğunuz var ama e, fırsat olmadı. Ve Böbrek bunu da halleder. Bu azıcık yaptığınız idrara bir sürü atık maddeyi paketleyip atar. Yani böbrek sağlığınız bozulmaz. Veya çok çok aşırı içtiniz 7-8 litre sürekli mesela şeker hastaları çok ağızları kurur. Bu sefer şeker fazla olduğu için kanda. Onlar çok aşırı su içer ve böylece onların idrarları da çok fazla olur. Bunu da vücuttan uzaklaştırma görevi yine böbrektedir. Aşırı su içme böbreğin aslında konsantrasyon yani yoğunlaştırma kabiliyetini biraz <laughs> azaltabilir. Yani her gün 4 litre 5 litre için demiyoruz. Bir o hastalık kadar. yoksa zaten bunu canınız istemeyecektir. <laughs> Ama hani kilo vermek isteyen bayanlara diyoruz ki 3 kilo su için bu da aslında atık maddeler gelecektir. Yani hücre yıkımı olacak. İstediğimiz bir şey periz yaparken zaten hücrelerin yağların yıkılıp atılmasıdır. Atınması. Bu hücre yıkımı fazla olduğunda da daha fazla su içmek gerekir. Yani perizlerde de 3 litre su için deriz. O atık maddeleri böbrek rahat uzaklaştırsın diye. Peki yani suyla artık birazcık öğrendik biz. 2 litre 1,5 litre sizin dediğiniz gibi bu civarlarda suyu içeceğiz. Abartıya da kaçmayacağız. Onun da kötü yanları var. Çünkü vücudun var. şey mekanizmaları var. Uyarı mekanizması var. Siz susuz kaldığınızda ağzınız kuruyacak canınız su isteyecek altını çizmek istiyorum söylediğiniz şeyin eğer bir baş çekiyorsanız bir yorgunluk çekiyorsanız mutlaka bir iki bardak su için belki de susuzluk buna sebep oluyor olabilir dedi Doğru. hocamız biraz önce e, peki alkol böbrekten dendiği zaman e, o tarafa da biraz giriyor etkiliyor mu nasıl alkolle ile vücudumuzun şimdi alkol durumu? deyince tabii çok farklı alkoller var biz şimdi biradan tutunda e, ağır e, yüz, yüzde %48 volüm içecekler alkollü. Alkollü. içeceklerde hı hı. E, rakı, viski, e, kanyak yüzde 48 volümdür e, alkol miktarı olarak, bira 5-6'dır, e, şarap da bunun ikisinin ortasında e, yani yüzde 8, yüzde 10, 14 gibi e, alkol içerir. Ee, böbrek aslında alkolden herhangi bir şekilde zarar görmez. <laughs> ee, makul şekilde e, içki içmek e, hatta işte bu meşhur kırmızı şarap içmek içindeki bütün o şey maddelerle e, malum resveratol dediğimiz bir e, üzüm çekirdeğinin içindeki madde <laughs> e, bir antioksidan maddedir. Bunları daha sonra yine konuşuruz antioksidanları. Bu maddeler hatta damar sistemimizi korur. Ee, biz, e bir e, akşam bir viski içersek bizim böbreğimize hiçbir zararı olmaz. <laughs> e, e, çok miktarda alkol damarlara zarar veriyor, kalbe zarar veriyor, karaciğere zarar veriyor. O da 80 gram kadar günde ve her gün 10 sene 15 sene boyunca hiç içtiğiniz hiç vakit e, siroz olma ihtimaliniz %50. Yani %50 insan siroz oluyor, diğer %50 olmuyor. Bunun da açıklaması yok. Yani neden bir grup insan alkolik siroz olabiliyor da başka bir grup insan olmadığını herhalde genetik faktörler burada etkili. <laughs> Böbrekte e, alkol içtiğimizde su itrahı önce biraz azalır. Birada değil ama diğer bütün alkoller. E, ya evet biranın da bir yandan Biranın idrar gibi e, etkisi var. olduğunu söylemek zor olur mu? Öyle Mümkün bir şey. yok. Değil. <laughs> değil. Yani gerçekten taş düşürmek istiyorsa bir insan hani bira içip içip taşı düşüreceğim diye. Bu herhalde ağrıyı da biraz dindirdiği Bahane, için alkol alkol biraz ağrı ağrıyı dindiriyor. Aha. Hani taş da düşerken çok ağrı yapıyor. Belki o da gevşetir diye birazcık bira belki tavsiye ediliyor diyorum ben. Yoksa suyla biranın arasında sökme, taşı sökme açısından fark yoktur. Bahane uydurmayın Bahane öyle şey öyle yani. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Ama çok şiddetli ağrı olduğu için herhalde hı hı. uyuştursun biraz diye. keyif versin de o ağrıyı o kadar hissetmesin diye mi söylenmiş bu kadar bu bira içme ve taş ama su yine de çok daha iyi bir söktürücü diyorsunuz Kesin, boşu boşuna başka yerlerde evet. şey aramayalım evet aramayalım evet, kendimize peş de peş zarar vermemiş evet, oluruz şimdi önemli bir konu var yaşlandığımız zaman eee tansiyon hastalığı, şeker hastalığı ve buna benzeyen hastalıklar sanki zaten olacak ve kesinmiş gibi, ayaşlık bir kişi ise yaşı belli bir şeyi geçtiyse bu hastalıkları çok normal görüyoruz. Bu doğru mudur? Böyle midir? Zorunlu bir gidişat mıdır yaşlılıkla alakalı bu hastalıklar? Kesinlikle hayır. <laughs> Kesinlikle hayır. Ve şu nedenle. Bir, bu iki hastalığın yani şeker ve tansiyon hastalığının <laughs> genetik bir altyapısı var. <laughs> Polijen genetik yani biz aslında şu gen sorumludur diyemiyoruz. Tek bir geni gösteremiyoruz. Ailevi olduğunu biliyoruz ve dünyada da Türkiye'de de şu anda 3 kişiden biri, Tansiyon evet çok yoğun gözüküyor. Yani üç kişiden biri. Yani bu her kişi değil bir kere. Hı -hı. Ondan sonra diyelim ki genetik yatkınlığınız var. Ailede hem tansiyon vardı hem de şeker hastalıkları vardı. Ve sizin de onlara benzer tarafınız nedeniyle olabilme ihtimali var diyelim. Yine de sizin elinizdedir onun olup olmaması. Nasıl derseniz siz normal kilonuzu, vücut kilonuzu Hı -hı. tutarsanız. Yani boy ve kilo oranınız bizim dediğimiz gibi normal kilodaysa ve e, egzersiz günde 15, 15 dakika ile yarım saat arası hiç değilse bir yürüyüş yapıyorsanız haftada 3 <laughs> veya 4 kez yarım saat yürüyüş ve az tuzlu yiyorsanız tansiyon hastası olma ihtimaliniz azalıyor. Az tuzlu. Az tuzlu. Evet. Tam tuzsuz da demiyorum. Çünkü o mümkün olmuyor çoğu zaman. Yani dışarıda çalışan insanlar biliyorsunuz bir simitçinin Dışarıdan yanından geçerce, karnı açtır, canı çeker, o tuzludur yani. Evet. Onu şimdi yeme mi diyeceksin? Yani normal hayatının içinde. Ama aşırı tuz, mesela daha tadına bakmadan tuz ekmek veya mesela yoğurt ve limon gibi maddeler bizim soframızda çoktur biz Türkiye'de bunları çok kullanırız tuzsuz bir yemeği siz limonla tatlandırabiliyorsunuz. tuzsuzluğunu hissetmezsiniz veya siz limon koyarsanız salatanıza onun tuzsuz olduğunu fark etmezsiniz yani kendini aldatarak biraz tuzu azaltmak mümkün damak tadını aldatarak ee, tuzsuz yerseniz ve benim dediğim şeyler olursa o zaman tansiyon hastası olmayabilirsiniz. Yatkınlığınız varsa dahi <laughs> veya şeker hastası varsa bile ailenizde siz beyaz ekmeği, hamuru, makarnayı, <laughs> pirinç pilavını özellikle... E pirinç pilavı, makarna ve bulgur pilavı. Bulgur pilavı tercihlidir. Pirinçle makarna Makarnayı. yani Türk veya ben şey biliyorum Türkiye'de. Yani pilavın yanında ekmek yiyen insanlar bilirim ben. <laughs> e, tabii ki bizim ekonomik e, durumumuz belki ülke içinde e, ancak ekmekle doymaya da bazı <laughs> yerlerde yalnız müsait oluyor. Yani biz kendimizi kandırmayalım. Açlık yok ama kötü beslenme çok. Evet. Bizim ülkemizde bir, bir bir ortaya bir yemek gelir ve herkes ekmeğini banarak yer ve ancak <laughs> öyle doyar aile. Bu da hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Yani ekmeği yeme sen de şeker hastası olmazsın demek. Hani böyle Marie Antoinette hani pasta <laughs> yeme, pasta yesinler ekmek bulamıyorlarsa gibi bir laf olurdu. Bunu kesinlikle böyle söylemek istemiyorum. <laughs> Tabii ki ama o grupta yani zaten karnını zor doyuran bir e, kitlede e, zaten aşırı yemek yemek diye bir şey söz konusu bile değil. Yani Doğru bu onu öyle. Ama biz e, böyle rahat e, yiyip içen insanlar çikolata gibi, tatlılar gibi, hamur tatlıları gibi Türkiye'de aslında şimdi ben e, asistan arkadaşlarımla vizit yapıyorum. Diyorum ki kilosu nasıl bu kadının? Şimdi hastalığını konuşuyoruz. Daha görmemişim hastayı. Hı -hı. Soruyorum kilosu nasıl? Normal diyor. Şimdi bir gidiyorum bakıyorum kadın 155 boyunda ama kilosu 80'e yakın. Ama onun göz normali artık bu. Yani bu yaşta kadın <laughs> böyle toplu olur birazcık diyor. Yani Türkiye'de bu bizim normalimiz göz normalimiz değişmiş. Size zayıf derler. Siz belki tam ideal kilonuzdasınız. Yani Türkiye'de böyle bir gözümüz daha toplu hanıma toplu alışır. alışır e, e, ve zaten 40 yaşından sonra kadınların %90'ı şişman. Ya. Türkiye'de Yüzde ondan yüzde kırk arası fazla kiloları var. Yüzde on daha böyle sınır fazla kilo. O işte balık eti dediğimiz. Ama onun üstündeki kesinlikle şişman ve işte çok doğum yapmış. Hiçbir dönemde kendisine bakamayıp hep ailesine bakmış bir kadın. Ekmekle doyuyor. Hamur işini yapıp kendisi yufkalarını yapıp doyuyor. Yani şimdi kalkıp burada diyabet niye oluyor diye sorgulamaya gerek yok tabii ki üç kadından biri o işte. Hani üç insandan biri o kadın olacaktır tabii ki. Çünkü e, sağlıklı yaşam ve beslenmeden maalesef çok uzak yaşıyor. Sosyoekonomik durumlarda tabii. hastalıkları tabii. bu şekilde etkiliyor. Tabii. Kü kültürel alışkanlıklarımız da geliyor. Mesela Amerika'da fast food çok ucuzdur, değil mi? Fast food ucuz olduğu için insanlar ona yöneliyordur belki. Onun için belki Amerika'da çok fazla o şişmanlık var. Ayrıca içeceklerinin içinde çok çok şeker var. Evet. Yani siz orada bir smoothie dedikleri bu meyve meyve Meyveli preslenerek peş. yapılan Peşle. bir şey içseniz, inanın bana size çok aşırı şekerli gelir. Biz öyle. Ayrıca porsiyonları yani bizde bir bardak porsiyonu 150 cc bu. Onların bir bardak porsiyonu 300 filandır. Tabii bayağı bir var. Litrelik yani içecek alıyorlar o fast food'ların yanında bir özür litre. geri aldım. Bir 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 şey bir kahve kahve, kahve <laughs> firmasından aldığınız orta boy bile bu kadar. Doğru. Değil mi? Yani porsiyonlar da aldığınız şeker ve tabii ki yiyeceklerdeki tuz Bizim toplum sağlığımızı etkiliyor. Ve senelerce biz dedik ki mesela biz nefrologlar Türkiye'de tuz alımı çok yüksek. Mesela biz eti tuzlarız. Evet. E, pastırmadan gelme yani ta bizim e, ecdadımız yaparmış değil mi? Kuru şekilde Kuru et, Kuru değil et o bozulmaz çünkü. Tuzladığınız hiçbir şey bozulmaz. Çok tatlandırdığınız, şekerlendiğiniz şeyler de bozulmaz. Eskiden tel dolap vardı buzdolabı yokken. Hı -hı. Tel dolabın içinde ee, reçeller şey olarak dururdu hiç buzulabı gerekmez de onlara Çünkü çok şekerli şeyler kesinlikle bozulmazdı Şimdi çok şekerli şeyler de fark etmeden şeker hastalığına çok tuzlu şeyler de fark etmeden hipertansiyon hastalığına davetiye çıkarıyor Evet çok önemli noktalar bunlar. Peki tuz şeker e, üzerinden de biraz gidelim. E, zaten yeterince aslında biraz bahsettiniz zararlarından ama e, şekerin bir yandan da şeyi söylediniz az önce hocam. Hani beyin için yararlı olduğu. Ne oranda şeker nasıl almalıyız? Ne yapıyoruz şekerle ilgili? Şimdi şekerin e, şekerin e, kendisi aslında her şeyde olduğu için biz yani beynimiz için şeker yeterli kalmaz diye e, illa bir çikolata yememiz gerekmiyor. <laughs> yani bunu doğru anlayın. Yani beyin <laughs> Ben oradan yakalamıştım ama olmadı Evet çok mı? iyi <laughs> olacaktı ama işte ben de çok çikolata seviyorum ve kesinlikle e, ölçülü miktarlarda her şeyi yemenizi tavsiye ediyorum. E, şöyle e, bir e, çok e, aşırı periz yapanlar sonradan o vermiş oldukları yani zorluklarla vermiş oldukları hızlı vermiş oldukları kiloları çok hızlı yine alabiliyorlar. Evet. O nedenle hiçbir zaman vücut nefret eder hızlı değişimlerden. Vücut Vücudun değişimleri yavaştır. Yani biz yavaş yavaş kilo alıyoruz, yavaş yavaş da vermeliyiz. Nedir yani? bunun sizce en doğru değeri? En e, kilo kilo alma. vermek. Için. Kilo vermek yani e, ayda e, iyi bir perizler ancak 3 kilo verilmeli. Hmm. Maksimum. Hatta 2 kilo, hatta 1 kilo daha daha Çok kalıcı. Yavaş. Daha yani 2 sene planlanmalı fazla kiloların verilmesi. 1 sene planlanmalı. Her ay 1 kilo verirsem 12 kilo veririm yani bir senede. Daha ne? Daha ne? olsun? Daha ne? İşte bunu bu e, yavaş değişimleri vücut çok sever ve onlarda da istikrarlı olabilir. Ama hızlı değişimlerde yoyo -yo efekti dediğimiz hızlı alma hızlı vermeler husule gelir ve bu çok hırpalayıcıdır ve ayrıca verdiğiniz diyelim 10 kiloydu hızlı bir zamanda 2 ayda Aldığınız 13 kilo olur. Yani. yani bir hızlı bir artış olur. O, o yağ e, hücreleri çünkü hiçbir zaman kaybolmuyor. Var olmuş yağ hücreleri boşalıyor ve yeniden dolmaya hazır bekliyor. E, şeker. Şekeri mesela kompleks şekerler var. Tahıl. E, tam tahıl ekmekleri, tam buğday ekmekleri. Bunlar e, veya bulgur, tabii Hı -hı. ki pirinç, tabii ki makarna. Patates Tabii nişasta var patateste de. Bunların hepsi birer şeker. Hı hı. Kompleks şekerler daha yavaş yıkılan maddelerdir. Kompleks olmayan şekerler pirinç mesela çok hızlı yine acıktırır. İnsülin de şarjına sebep olur vücutta. İnsülin de şarjı demek çok ciddi acıkmak demek. Aç karnına bir şöyle bir parça çikolata en lezzetlisidir bilirsiniz. Aç karnına yenilen. Ama hızlı bir insülin salgılanması olduğu için vücuttan kısa zamanda tekrar çok kısa zamanda dehşet bir açlık yapar. Yani o çikolata sizin kan şekerinizi bir buçuk saat veya bir saat sonra kilerlere indirecektir Yani ve siz yeniden bir şey yeme ihtiyacı duyacaksınızdır onun için e, yediğimiz takdirde yine de tok karnına mesela tercih etmek <laughs> veyahut hemen arkasından yemeğe yemek yani madem ben mesela tatlıyı aç severim tatlıyı önce yerim sonra çorbayı içerim <laughs> Yani bazı insan da böyle benim gibi de yapabilir yani tok tok zevksiz bulmuyorsa bunu <laughs> ben de severim tatlı acıktığım zaman yemeği yani böyle kendimize aslında e, bu şekerleri vücut her halükarda alıyor, yani hı hı. beyin glukozuna ulaşır, yıkar diğer kompleks şekerleri ve beyin kendi beslenine alır. Peki ara sıra mesela periz yapıyorsunuz, ara sıra peki yemeyecek misiniz bir baklava veya bir... hepsi olabilir. Miktar önemlidir, giren çıkan miktar, yani aldığınız kalori. Ve harcadığınız kaloridir. İster bunu sabahın erken saatinde, ister akşam geç saatte, mesela bazı işler müsaade etmiyor rutin bir yemek yeme saatleri. E siz onda bazen yemeniz gerekiyor belki buradaki işler nedeniyle. Evet. Onda yiyen insana ben şimdi bütün bu kiloları alacağım doğru değil. aldığınla harcadığı dengedeyse kilo almaz o kişi. Gecede yese, tamam mı? <laughs> Bilmiyorum yeterli oldu mu? Tabii, tabii tabii elbette olmaz mı? Her cümleniz <laughs> ayrı değerli. Ee, karbon nitrat, protein e, e, ve dışarıdan alınan bu protein Proteinler. tozlarıyla da alakalı evet. sizin önemli görüşleriniz evet. var genç neslimizde genç erkeklerimizde ve bayanlarımızda çok ciddi bir spor merakı evet. oluştu ve ben bunu böyle büyük bir zevkle izliyorum Çünkü egzersiz ve spor yani keyif aldığım bir spor hayatında çok disiplin yaratabilen bir şey ve seni başka alanlarda da kesinlikle çok başarılı yapacak bir şey olduğuna inanıyorum hı. hı spor yapan insanlar erkekler özellikle güç erkek için çok önemli bir değer olduğu için kendi vücudunun gücü de dahil buna güç çok değerli olduğu için erkek mutlaka ağırlık sporları yaparak kas yapmak istiyor iyi bir baklavalar burada iyi bir biceps iyi omuz iyi ense bunlar kendisine özgüvenini artıran şeyler ve ben bunu iyi ve doğru buluyorum yani bunun peşinde koşmayı. Bir önce bir arkadaşlarım benim tıp fakültesinden mezun iki arkadaşım benden bir röportaj yapmıştı. O zamanlar bana protein tozlarını sormuşlardı. Evet. Bu röportaj hala dolaşıyordur hı hı. YouTube'da fit 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 bir şeydi. İsminizi yazdığınız zaman zaten hepsi, yine. Hepsi Evet. Şimdi orada ben diyorum ki protein tozlarının böbreğe zararı yok. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bunlar zaten peynir altı suyundan elde edilmiş tozlardır <laughs> ve bu proteinleri kullanmak bir sporcu için hiçbir zarar teşkil etmez. Tamam. Ee, yalnızca böbrekte zaten protein kaçağı var ise veya Hı -hı. bir başka problem varsa bunları da ilave aldığı vakit bir kişi belki idrarında o köpürmeyi gördüğü vakit Hı -hı. E, bir doktora başvurması lazım ee, idrarda bol köpürme protein bazen sanırım. protein kaçağının işareti olabiliyor. Hı -hı. Hani böbrek sağlığı için bakmamız gereken belki idrarın rengidir tuvalete ee, bazen e, böyle bir Açık sulandırılmış Coca-Cola rengi bizi endişelendirir. Bu bir kan olduğunun işareti olabilir. Hı hı. Veyahut çok köpüklenen bir idrar, çok hızlı yapılmasa da köpüklenen bir idrar da bir protein kaçağının işareti olabilir. Bu bunlara biz e, bunları biz önemsiyoruz ve böyle bir şey bir insan gördüğünde, şüphelendiğinde çok basit bir idrar tahlili vererek bu tereddütlerimizi ortadan kaldırabiliriz. Protein kaçağının e, ne anlam ifade ediyor? Bir Böbreğin için? süzen bölümünde bir hasarın olduğunun işaretidir. Hı hı. Protein hepimiz çok az miktarda kaçırırız. 80 miligram ile 150 miligram arası spordan sonra bak, ciddi bir egzersizden sonra bu iki yüzlerin üstüne çıkabilir. <laughs> e, ama miligram bölü 24 saat idrar bu dediğim ölçü yani 200 miligram bölü 24 saat idrar. E, şimdi bunun üstünde olanlar e, birazcık incelememize tabidir <laughs> ama e, e, Protein kaçağı bizim için glomerül dediğimiz en küçük böbrek cisimciyi süzen idrarı yani süzen böbrek cisimciğinin hasarının anlamına gelir. Kan taştan da olabilir, böbrek dışı sebeplerden de olabilir. Ama böbreğin içinden yine o cisim proteinle birlikte ise o cisimciklerin hastalığının göstergesidir. Onun için idrarda kan ve idrarda... Fazla miktarda proteini önemseyip inceleriz. Ee, bunu hemen sorayım şimdi izleyicilerimiz de bunu duydukları zaman böyle bir şeyi kontrol edecekler. Ee, dediğiniz gibi spor yapıyor belki o gün böyle bir durum oldu idrarını yaparken köpüklendi sizin dediğiniz hmm. gibi bir şey. Hemen mi korkmalı ya da hemen mi doktora gitmeli bir iki gün takipte yok, normalleşiyorsa? Yok. Spor yapmadığı bir günde yine bakar hiçbir şey yoksa bitmiştir olay. Tamam. Evet onu da alalım biraz rahatlayalım. Evet kesinlikle. <laughs> ondan sonra şimdi siz bana dediğiniz gibi evet. bu protein tozlarını alalım mı? Ya da öyle anladım mı evet. birazcık? Ee, ondan sonra bir makale okudum. Ben bu protein tozlarından. O röportajdan birkaç sene sonra. Ve bir deney yapılıyor. Ee, bu protein tozlarını alan genç Erkeklerle almayan genç erkekler aynı sporu yapıyorlar spor salonunda. Hı hı. Birileri bir grup yalnız düzgün beslenirken diğer grupta protein, protein tozu. tozu da ilave olarak alıyor. Yani hı hı. hem iyi yiyor içiyor hem üstüne alıyor. Ve fark ediliyor ki ikisinin arasında bir buçuk iki ay artık tam deneyin ne kadar sürdürüldüğünü bilmiyorum ama iyi kas gelişmesi ancak iki ayda filan oluyor. Hı hı. İki ay içinde baktıkları vakit iki grubun arasında kas gelişimi açısından fark yok. Yani protein tozları alanlar daha fazla kas yapamamış. Sonra bu incelendiğinde fark ediliyor ki bizim vücudumuz ne kadar protein alırsak alalım yalnız belirli bir miktarı kullanıyor. Kullanıyor. Yani diğeri yemeklerle fuzuri oluyor. Bir protein tozu kullanımı daha var. O da şimdi Amerika'da yeni böyle bir takım diyetler çıktı. İngiltere'de bir çok meşhur Adel bundan kilo verdi <laughs> falan. Şimdi o diyeti de inceledim. O diyette de kadınlar böyle bir bir öğünü bir protein tozundan içiyor. Çünkü protein tok tutar. Protein yegane tok tutan şeydir. Yani kilo vermek isteyenler de mutlaka proteinli beslenmeyi öneriyoruz. Hı hı. Ve böyle bir içeceğin içine bir kaşık protein tozu atıyor. Tok tutsun diye yani bir sebze veya meyve içeceğinin içinde bir, bar, bir kaşık da protein tozu koyuyor. Bunun mesela hiçbir zararı olduğunu düşünmüyorum bu şekilde zayıflama Kesinlikle. yöntemine de gidebiliriz. Öyle bir, bir öğün yerine geçebilecek bir protein tozlu bir içecek hiç kimseye hiçbir zararı olacağını sanmıyor. Hocam harika bilgiler alıyoruz. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak şöyle bir şey sorayım. Strese ufaktan bir gireyim. Oksidatif stres, stres kavramının yaşamımızdaki yeri ve sizin söylemleriniz. Çünkü yaşamı çok keyifli yaşayan bir insansınız. Herkesin örnek alması gereken bu anlamda bir yapınız var kendi özel yaşantınızda. Ben de o yüzden özellikle de sizden duymak istiyorum. Siz nasıl bertaraf ediyorsunuz stresi yaşamınızda? Tamam. Oksidatif stres ayrı. Oksidatif stres aslında vücudu serbest oksijen radikallerine karşı <laughs> e, geliştirmesi gereken bir e, antioksidan sistem. Bizim vücudumuzda bir sürü sistem denge içindedir. Oksidatif stres yani bu serbest oksijen radikalleri O3 <laughs> gibi maddeler vücutta bazı metabolik şeylerde oluşuyor ama bir sistem de var o da ondan dengede. antioksidan sistem, glutatiyon gibi sodyum dismutaz e, gibi böyle e, bunun karşıt oyuncuları diyeyim ben size bu serbest en radikalleri. En çok sevdiğimiz Evet, serbest radikalleri sevmiyoruz. Evet serbest radikalleri e, azaltmak için antioksidan sistem bunlarla bir denge içinde. Herhangi bir sistem denge fazlası olursa bir takım sorunlar ortaya Peki, çıkabilir. Peki oradan sorayım. Bunu arttırabileceğimiz çünkü iyi bir şey oksidatif Stres o Hayır. zaman. Değil? Oksidatif stres kötü, antioksidanlar iyi. Antioksidanlar iyi. Tamam, evet. Okay. Evet. Oksidatif stresi vücudumuzda azaltmak için yapacağımız özel bir şeyler Hayır. var mı? Düzgün beslenme, beslenme, çok yönlü beslenme, özellikle mümkünse. Üç öğünde de meyve veya sebze alma salata bizim ülkede bol bizim ülkede vitamin bol bütün yiyeceklerimiz yeşillik e, lahanalar e, biberler yeşil biberler e, salatalık domates, yani bizim ülkede inanılmaz iyi bir beslenme imkanı mümkün biliyorsunuz bizim Ege'de insanlar inanılmaz sayıda otlar yer kahvaltıda evet. böyle girit de öyledir yani güneyde öyledir e, biz biz yani Antioxidan hepsi bunlar. Hı hı. Bu antioksidanlar hem dışarıdan bize yardım ediyor, hem de vücudumuzun içinde antiyoksidanlar e, yiyecekler, antioksidatif sistemi sağlam tutuyor. Onun için dengeli beslenme. E, buna biraz et, balık veya tavuk, hı hı. E, her öğünde mümkünse meyve sebze hı hı. ve yoğurt yoğurt çok iyi bir probiyotik, probiyotik prebiyotik beyaz peynirimiz yalnız iyi bir kalsiyum fosfor kaynağı olmakla birlikte çok tuzlu. Hı hı. Suya koysanız bile çok tuzlu. Hani bir sürü tansiyon hastam diyor ki ben işte peyniri 24 saat suya koyuyorum, 3 gün suya koyuyorum yetmez. Salamurası yapılıyor ve tuz içinde kalıyor. Yani lor peyniri mesela daha iyidir bizim açımızdan. Tekrar biraz önceki soruma geleyim. orada Öyle. ben bir karışıklık yaratmışım normal stresle alakalı sizin tamam. kendi uygulamanız Evet Stres önününün. hayat için şart. Stresli olmayan bir hayat can sıkıntısından öldürür ve uyarı eksikliğinden de can sıkıntısını çekemezsiniz. <laughs> uyarı uyarı önemli hayatınızda. Sizin burada duyduğunuz çekimden biraz önceki duyduğunuz stres çok besleyici sizin vücudunuz ve ruhunuz için. Çünkü bu stres yani sizin bütün duyularınızı harekete geçiriyor. Evet. Endorfinlerinizi, diğer dopaminlerinizi, zevk alma, mükafatlandırma hormonlarınızı her şeyiniz bu stres sayesinde yani iyi bir stres bu. Hı hı. Kötü stresler daha ziyade kötü sonuçlar sonucunda oluşanlar yani bir yakınınız vefat etti veya siz yatalak bir aile ferdine bakıyorsunuz. Hı hı. Bunlar tabii o kadar bu e, e, bunlar farklı stresler. Bunlar ya da siz kendiniz bir ölümcül hastalıkla uğraşıyorsunuz. Hı hı hı. Bunlar farklı stresler. Bunların e, sizi büyütmek gibi bir e, ...vazifeleri olabilir. Yani insan olarak tabii çok olgunlaşabiliyor insan. Hı hı. E, ve acıdan geçmemiş biriyle konuşmak bile istemeyeceksinizdir. Yani Aynen. hayatta bir acı çekmemiş bir insan size hiç de cazip gelmeyecektir. E, bütün insanlar bir takım acılardan e, geçerek e, oldukları oldukları kişiler oluyorlar. Ve e, çok yüzeysel insanlardan e, acı çekmemiş insanlarda bize aslında çok fazla çekici... Gelmiyor. Yani o acıları çekerken de yani siz Hı -hı. o dediğim kötü stresleri çekerken de kendinize bunu her zaman hatırlatmanızı e, salık vereyim yani söyleyeyim. Yani ben e, şu anda kötü bir dönemden geçiyorum evet ama ben büyüyorum ve büyüme de acıyla olur. Yani çocukların kemikleri büyüdüğünde bacakları ağrır biliyor musunuz? Anneler onları doktora götürür derler ki bu çocuğun hep bacakları ağrıyor. Evet büyüme ağrılır. İşte bizim de kalbimiz büyüme ağrıları çeker ve her kötü bir şeyden geçerken Gerçekten. diyeceksin ki bunun sonunda nasıl olsa ben bunu atlatmış olduğumda birkaç şey daha öğrenmiş olacağım önemli benim kişisel gelişimimde bu acıyı çekmiş olmam gibi bir, bir, bir pozitif bir tutum edinebiliriz kötü streslerimize karşı dahi. Ağzınıza sağlık hmm. hocam. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için bu bilgileri <laughs> Çok teşekkür bize ederim için. ben de. Çok çok ve ne kadar güzeldi. Sizinle böyle o kadar e, hoş oldu ki sanki yani ben bir arkadaşımla kanepede oturuyorum ve bir sohbet ediyoruz gibi oldu. Yani çok hiç öyle bir e, şey programıymış gibi gelmedi. Çok teşekkür ederim. Bunu siz yarattınız. Çok Bari. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ben Meltem Hanım'dan pek ayrılmak istemiyorum ama maalesef süremiz de bitti. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.